Bu bir çağrı. Türkiye'de, Avrupa'da, dünyanın dört bir yanında Türkçe haber izleyen ve okuyan herkese bir çağrı. Yalansız gerçeklere, objektif habere, doğru analize, özgür yoruma ulaşmak isteyen insanlara bir çağrı. AKP iktidarı Türkiye'de medyanın %95'ini ele geçirdi. Televizyonları, gazeteleri kendi yandaş müdahitlerine verdi. El koyamadıklarının, ele geçiremediklerinin kapısına kilit vurdu. Son 3 yılda Türkiye'de 200'e yakın gazete, dergi, televizyon, radyo, haber ajansı, yayın evi kapatıldı. Türkiye'nin cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü gazetecilerle yazarların sayısı 150'nin üzerinde. Yüzlerce gazeteci ve yazar ağır hapis ve para cezasıyla karşı karşıya. Halk haber alamıyor, gerçekleri öğrenemiyor. Çünkü istiyorlar ki bu ülkede yaşayanlar gerçekleri öğrenmesin. Açlıktan, yoksulluktan, haksızlıktan, hırsızlıktan, yolsuzluktan, hukuksuzluktan, baskıdan, zulümden, işkenceden, dökülen kandan, sarayın saltanatından, savaşın Türkiye toplumunda yarattığı büyük tahribattan haberdar olmasın. Haddini bil, haddini! Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. İktidar yanlısı medya, ötekileştirici, ırkçı, siyasal İslamcı, savaş kışkırtıcı yayın politikalarıyla, yalan haberleri, manipülatif yorumlarıyla ülkedeki yurttaşları demokrasi ve laiklikten arındırılmış otoriter bir rejime razı etme çabasındaydı. Amaçlarına ulaşmak için Türkiye'yi koskocaman bir cezaevine çevirmişlerdi. İşte bu koşullarda Türkiye insanlarının objektif haber alacakları, doğru analize, özgür yoruma ulaşacakları yeni bir medyaya ihtiyaçları vardı. Haber Aktüeli hoş geldiniz. Toplumun her katmanını, bütün renklerini kucaklamalıydı bu yeni medya. Bir büyük şemsiye açılacaktı. Herkes kendine bir yer bulacaktı bu şemsiyenin altında. Antikapitalist Müslümanlar da, muhafazakar demokratlar da, liberaller de, sosyal demokratlar da, sosyalistler de, komünistler de, kadınlar, gençler, LGBTİ bireyler, Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, ateistler, Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Çerkezler, Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Yahudiler, Ezidiler, tüm dışlananlar da, seslerini duyuramayanlar da, azınlıklar da kendilerine yer bulacaktı bu şemsiyenin altında. Haberiyle, röportajıyla, yorumuyla, analiziyle, farklı görüşlerdeki yazarlarıyla rengarenk bir gerçeğin ta kendisi olacaktı hedeflenen yeni medya. Bütün bu zenginliğin, farklılığın tek bir ortak paydası olacaktı. Barış ve demokrasi. Açacağımız koskocaman şemsiyenin altında sadece barışa ve demokrasiye karşı olanlara yer yoktu. Türkiye insanlarının gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkına katkı sunmak için objektif, ön yargısız, bütün güç odaklarına eşit mesafede duran bir habercilik yapmak hedefleniyordu. Gerçeği, görünenin de ötesindeki boyutuna ulaşarak, görünmeyeni görünür kılarak izleyicilere, okurlara ulaştırmaktı amaç. Böylesine kapsayıcı bir yayını kalıcılaşan olağanüstü hal koşullarında hayata geçirme, sürekli kılma, bağımsız, objektif, sorgulayıcı ve eleştirel bir gazetecilik yapma koşulları ortadan kalkmıştı. Türkiye'de tek adam rejiminin, AKP-MHP iktidarının sansürsüz ve otosansürsüz yayıncılığın imkansız kıldığı koşullarda yeni yol ve yöntemler yaratmak gerekiyordu.
Merkezi Hollanda'da bulunan Artı Medya Vakfı'nın desteğiyle Almanya merkezli Artı Gerçek İnternet Gazetesi Şubat, Artı Televizyonu da Mart 2017'de yayın hayatına başladı. Kuruldukları günden bu yana Artı Gerçek ve Artı TV, Türkiye'de barış ve demokrasi talep eden insanların büyük bir dayanışmasıyla, fedakarlığıyla, maddi ve manevi desteğiyle, fiziki mekan ve teknik donanım katkısıyla 2 yıldır yayınını sürdürüyor. Artı TV 2 yıldır geliştirerek sürdürdüğü yayınlarında her gün 7 saat haber, 9 saat tartışma ve haber programı üretme kapasitesine ulaştı. Televizyon yayınlarında başta siyaset olmak üzere toplumsal sorunlar, azınlıklar, ekonomi, ekoloji, insan hakları, çalışma yaşamı, kültür, sanat, gezi, müzik, eğlence, sağlık, spor haberleri ve programları yer alıyor. Artı TV, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde genç, deneyimli muhabirleri, kameramanları, editörleri, gönüllü muhabirleriyle dünyanın geniş bir coğrafyasındaki olayları, gelişmeleri izleyicilerine sıcağı sıcağına canlı ve güvenilir bir habercilikle size ulaştırma çabasında. Artı TV'nin programcıları arasında Türkiye'nin tanınmış gazetecileri, televizyoncuları, akademisyenleri, diplomatları, hukukçuları, insan hakları aktivistleri, sanat eleştirmenleri, tarihçileri, ekonomistleri, sendika uzmanları, hekimleri, spor yazarları var. Artı Gerçek sitesi çok kısa süre içerisinde gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da ve dünyada Türkçe elektronik gazete okuyanlar arasında saygın bir haber, yorum, analiz kaynağı olarak yerini aldı. Artı Gerçek yazarları, yorumcuları ve analistleri arasında deneyimli gazeteciler, saygın akademisyenler, hukukçular, siyasetçiler, sivil toplum aktivistleri bulunuyor. Artı TV ve Artı Gerçek olarak yayın hayatına başladığımız ilk gün taahhüt ettiğimiz ve bugüne dek ısrarla sürdürdüğümüz sansürsüz ve otosansürsüz gazetecilik perspektifini daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çabamızın nedeni sadece gazetecilerin özgürlüğü peşinde koşmak değil elbette. Basın özgürlüğü, halkların gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkının bir aracı olabilir ancak. Yayın ilkelerimiz ve kalite standartlarımızdan taviz vermeden yayınımızı sürdürebilmemiz için sizlerin katkısına ihtiyacımız var. Daha güçlü bir Artı TV ve Artı Gerçek, bütçenizin el verdiği bir katkıyı düzenli olarak Artı Medya Vakfı'na bağış yapmanıza bağlı. Yapacağınız bu düzenli bağışlarla bağımsız ve yüksek standartlı bir yayıncılığa, basın özgürlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına, barış ve demokrasi mücadelesine katkı yapmış olacaksınız. AKP-MHP iktidarının baskısıyla sesi kısılmak istenen tüm muhalifleri, kameralarımızı, objektiflerimizi daha çok çevireceğiz. Mağdurlara, ötekileştirilenlere, mazlumlara, sayfalarımızla, ekranlarımızla destek olacağız. Demokrasiyi, özgürlüğü, barışı savunacağız. Çünkü demokrasi yoksa, özgürlük yoksa, yoksulluk, yolsuzluk, baskı, sansür, işkence, zulüm var demektir. Çünkü barış yoksa savaş var demektir. Çok iyi biliyoruz ki bir savaşta önce gerçekler ölür. Katkılarınızla, desteklerinizle, dayanışmanızla hep birlikte gerçeği yaşatacağız.